Seni Kekko. Berin'in divanına hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen oyunu aratmaya başlayalım. Aklımda bu sefer Garen oynamak var. Bir sonraki videoda Zaya olabilir ama şu anda Zaya'dan önce bir Garen oynayasım var. Garen'in build'ini falan da hazırladım şimdiden. Yani build dediğim rününe falan baktım. Çok fazla hakim değilim ADC olmayan hero'lara. O yüzden bir rününe baktım nasıl falan filan diye. 8-22'den ne kasılıyor falan filan onlara da bir baktım. Ben Garen'i çok uzun zaman önce top lane'de işte top lane böyle oyuna falan etki etmeye başladı. Yani her zaman ediyordu da işte hani ışınlandır şununla bununla işte tanklar çok vururken falan o zamanlar bir oynamıştım ve Garen hala da çok vuruyordu ve çok basitti. Bakalım bu oyun muhtemelen kolay olacaktır çünkü ben Garen'le işte altında şurada burada liginde oynadığımda da çok rahat kazanıyordum. En azından kendi lane'imi rahat kazanıyordum. Late'de de bayağı iş yapıyordum. Takım işte atıyorum botta 0-7 gidiyorsa, midde 0-7 gidiyorsa yapacak bir şey yok ona ama. Genel itibariyle çok nadir oldu lane'imi kaybettim. Bakalım bu oyunda nasıl bir sonuç çıkacak. Biraz daha agresif bir belki build deneyebilirim. Trinity Force deneyebilirim. Üçlü kuvvet deneyebilirim. Onun dışında bakacağız. Ben top diyeyim de. Gelen giden olursa da yapacak bir şey yok artık. Benim de bayağı kostüm var herhalde. Kaç tane var? Bir... Ha, bu açılmıyor herhalde. Ha, şu an ondayız zaten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kendi skiniyle beraber şunları saymıyoruz. 9 tane ayrı kostüm var. Şimdi takımda güzel bir midimiz var. Veigar çok sıkıntı yaratan bir hero. yani turnuvalarda falan şöyle bir durum var. Atıyorum dakika 20'de falan oyun bitirme falan ama muhtemelen tahmin ettiğiniz gibi bizler böyle çok şey oynayamadığımız için, sistemli oynayamadığımız için sen 0-7-0 Lucian'da olsan, 10-0 LB'de olsan oyun dakika 30-35 oluyor. Yani eğer öyleysen bile oluyor. Yani eğer durumumuz normal diyorsa 40'ı falan buluyor genelde. Hani genelde herkes bir 5 item'ı falan buluyor. O yüzden Veigar gibi hero'lar her zaman bir fırsat buluyor o dönüşler için. Her zaman değil mi? Çoğunlukla buluyor. Top lane'de ben varım. Bot lane'imiz güzel. 2 aşık. Jungle'ımız da güzel. Damage olarak biraz AD'miz fazla ama Veigar'ın vurucu AP çok fazla korkutacağı için muhtemelen AP falan da kasacaklar. Bu arada umarım öksürüğüm çok sıkıntı olmaz çünkü bugün deli gibi öksürüyordum ve konuştukça konuştukça daha fazla öksürüğüm geliyor. Bakalım nasıl etkileyecek oyunu. Karşı tarafa bakıyorum. Klasik her zaman 3 oyunun 4 oyunun 5'inde Master'ı görür olduk artık. Öyle yani o kadar abartılı. Bot lane, mid lane. İyi güzel. Karşı takımda da sup var. Her ne kadar Lux sup olsa da olur. Ashe ADC. Garen. Garen'e karşı oynayacak. Onun skin'i var. Benim böyle. O biraz pasif oynayacak. Tank kasacak. Ben biraz agresif kasacağım. Ama benim agresifim de late'de tank olacak. Sadece 2 tane item veya belki bir ihtimal 3.'yü de alabilirim ama emin değilim. Şöyle bakarsak kitle kontrol. Çok da kitle kontrolleri yok aslında ama ayakkabı ne alsam diye düşündüm şu an. Ninja tabi de alabilirim. Muhtemelen ninja tabi alacağım. Sebebini de şöyle söyleyeyim. Yani Fizz'in bana ulti atacağını sanmıyorum. Zaten şey çıkacağım o ruh gömleği miydi neydi o var ya böyle yeşil falan onu çıkacağım. O yüzden hani bana çok late'de çok bir şey yapamaz. Tabi 6 level'da, 8 level'da, 9-10 civarında falan gelir beni keser eğer 3-0, 4-0 gidiyorsa ama tutuşturla beraber. Onun dışında çok kitle kontrol bir tek Lux da var. Diğerlerinde stun mutan, gerçi eşin de var da. Bilmiyorum ya, dur bakalım. Oyunun gidişatına göre şimdilik eğer baktık Ashe 5-0, 10-0 gidiyorsa veya Master Yi. Ninja tabi eğer Fizz öyle gidiyorsa belki ayakkabı seçimini değiştiririm. Yine her oyunki muhabbet. 9 kişi %100, 1 kişiyi bekliyoruz.
%60'lık bir fiz var. Bir de ilginçtir, şöyle bir şey var. Kim Zed alırsa, Fizz alırsa, Yasuo alırsa böyle yavaş yükleniyor. Hani Hero'dan dolayı kat şey değil. Bilmiyorum artık neye bağlayayım bunu bilmiyorum ama böyle Rakan alan işte başka ne var böyle? İşte Sona alanlar, şunu alanlar, Warwick alanlar falan hiç böyle kitlenmiyor ama. Böyle kardeş ben tekleyeceğim ya kanka ben tek atacağım tek atacağım falan diyenlerin herhalde çocuk herhalde bunlar. Gerçi Fizz oynayan çok yaşı normal geçkin insanlar da var. Ben de oynamışımdır yani. Hatta Oyun Bros falan da çok yani Fizz hastası bir adam. Ama ne bileyim. Belki de rastlantıdır ya. Şimdi ağlamayayım ben burada. Bugün oyun başlarsa bir bakalım. %100 oldu en azından Fizz. Birazdan başlar. Bende ışınlan var. Karşının tutuştur avantajı var. Yani lane'de biraz daha avantajlı olacaktır. Garen'e karşı Garen bakalım nasıl oynayacağız. Item olarak ben bari pasif başlayayım burada da. Zaten pek de bir seçeneğim yok. Q'ya vereceğim ben. Haydi gidelim gidelim gidelim. Şimdi item olarak bunu alabilirim bir ihtimal. Belki şunu alabilirim. Ama ilk item olarak şunu düşünüyorum. Biraz hem bana can versin diye. Hem de biraz atağım olsun ve biraz da stacklensin. Hem ayrık ittirmede de işime yarar. Üçlü kuvvet sonra düşünüyorum. Şimdilik aklımdakiler bunlar ama. 4 kişi gelmiş. Burada 5 kişi oldu. Ölmezlerse iyi. Bir ışından atsam ben oraya. Ne yapsam? Ölme kanka. Haydi aldınız onu. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Aynen Garen'i de dövün biraz. Adamın... Aha tutuştur attılar. Garen kill aldı. Yok. Eş almış nasıl olduysa. Ben hala bakıyorum. Bir tutuş şey ışından atsam şunu neler döndü işte. 2'ye 2 oldu da BB bizde kaldı. Oy 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 oy. 3-3 oldu. Oh, karşı ADC 3-0. Karşı ADC çılgın, bizim ADC 3 asist. Vurmayacağım da itilmesin. Şöyle şunun ayarını yapalım hemen. Yani biraz pişman olurum diye atmadım. Avantajımı vermeyeyim dedim ama. Garen'in tutuşları yok. Ben çok itmek istemiyorum. Hatta hiç itmek istemiyorum. Biz iyi kapıştık böyle saçma sapan. Ben muhtemelen daha önce 2 level alacağım. Oldum. Onu çok yaklaştırmak istemiyorum. Bakalım geldiğinde. Gerçi o da 2 oldu ama. Master Yi gank atar mı? Bana emin değilim. Fazladan bir potu var adamın. Aldı asisten dolayı muhtemelen. Şimdilik fena gitmiyor şey. Minyon orada bir tane kaçtı ama. Güzel. Çok mu ittim ne yaptım? Gerçi Master Yi şu anda bana çok sanki sıkıntı yaratamazmış gibi. Güzel güzel. Çok güzel oldu. Veigar çok iyi takip etti orada. Master Yi bayağı geride kaldı bu durumda. Çok güzel ya.
Ben itmeye devam edeceğim, oldu da şey kaybetsin falan diye. Kule altı minyon kaybetsin diye ki 10 farklı öndeyim ben. Tutuşturu dönmek üzeredir muhtemelen. Aşağıda bir ışından atabilirsem. Çok da canım yok. 6 olsam bir ihtimal belki giderim de. Bu adamı tutuşturdu döndü. Bana çok sıkıntı çıkartır. Tamam, sakin olmak lazım şimdi. Ben olmadı bir gideyim de döneyim ya. Ya dur dönmeyeyim mi? Burada dönülmez çünkü. Bunu aldık. O gitti. O da gitti. Şu an sadece tutuşlarından korkuyorum adamın. Hayır, o kaçtı. Şimdi bir tutuştur ultiyi yiyebiliriz. Güzel. Minyonda hala üstünlüğüm var benim. Üstünlüğüm hala devam ediyor. Adam beni iyi dövüyor ya. Hiç hoş değil. He, ben bir döneceğim de. Şimdi şeyi yalan etmeyeyim. Ben ışınlarını kullandım, o yüzden şu an bir avantajım yok benim bu lane'de. Sadece item olarak vardı. Şimdi o biraz daha minyon kaybedecek. İtmek istemiyorum. Donduracağım biraz o yüzden lane'i. Aşağıda durumlar iyi gidiyor aslında. Şöyle gidiyor. Adam başta bir 3 kill aldı. Ah, onu alamadım. Oo, bizim mid lane zaten 5-1. O da başta mı bir kere ölmüştü, ne yapmıştı? Karşı adam 3-0 başlamıştı, 3-2'ye düştü. Çok büyük, bizim ADC ama çok kötü ya, 0-0-6 adam. O duyguyu çok iyi biliyorum. Aşırı üzücü. Burada olmadığını da yazalım da, söyleyelim de. Şuraya bir totem attım. Ne olur ne olmaz diye. O ne almış? Koşturmacı almış. Şimdilik ben dövüyor gibiyim ama. E fullleyeceğim sonra. Bir an W düşündüm. Bakalım bir sahaki sefere alabilirim ben bu adamı. Yaklaştırmamaya çalışacağım.
Haydi bakalım. Bayağı da gerginleştim ha. Arkada map'e de sürekli bakıyorum da. Adam son trade'den avantajlı çıktı, o yüzden biraz canlar yaklaştı. Kule altını biraz daha etmeye çalıştım. 20 minyona düşecek. 19-18. Master Yi hala yok. Beni hala korkutuyor. İyi, kuleden damage yemedim orada. Şu totemini kıralım. Gelirse de döveriz. Bakalım gelecek mi? İyi, bir vuruş daha yaptık. Master Yi hala gelmiyor buraya, çok güzel. O kadar itmiştim halbuki. Bakalım arabayı alacağım. Haydi haydi. Ay. Adam menzile girdi. İyi, orada biraz daha dövdüm. Şimdi güzel güzel, bizim ADC mid baya baya yardırıyor ya. Bu oyun çok kolay olacak. Lobby git. Bu adam base'e gitmiş olabilir, o yüzden ben buradan yardıracağım. Bu da kaçtı ama. Adam burada değil, belki bir ihtimal kuleye yardırırım, biraz almaya çalışırım. Oh 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 oh, neler 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 oluyor. Aynen, Garen ağladı herhalde, mid'e gitti. Ha yok, ağlamamış herhalde, bizim mid AFK, o yüzden şey oldu. Ama orada da pek bir şey yapamadı. İlk kule benim mi? Yok, ilk kuleyi almışız. Şimcik. Bir de buna Q atayım. Ben şimdi buradan ilk item'i tamamlayacağım. Ondan sonra ya da önce şeyi mi tamamlasam, üçlüyü mü tamamlasam ben? Üçlüye gitsem mantıklı olabilir. Şöyle 3 farklı item mi aldım? Işınlanım var. Tam ışınlanı atacaktım ki adam döndü. Fizz de geri gelmiş. Oy 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 oy. Geldim ben de. Burada bu adamı da alabiliriz. İyi kaçtı aslında orada da. Buradan miskuleyi alırız. Keko seni. Ultiyi bile atamadım. Bu adam şimdilik beni kesemez. Da dönüp 2v1 yapamam ama ya. Şimdilik ne ben çok güçlüyüm ne de çok tankım. O yüzden
Mutsuz bir durum var yani. Adam tersten gidiyor. Aa, burada Lux adamı alacak. Haydi kanka, haydi kanka, haydi kanka. Oo, adam ne damage'ydi la bir tankiyo lan. Tüh, keşke bir iki kişi stunlayabilseydi. Ben bir tapa koşturayım ya. Artık benim lane gidiyor. Garen düz düz ittiriyor. Üçlü benim aslında tamam. Bir buradan bir dönüş yaparım, ondan sonra giderim. 11 level'dan sonra Garen ben oynadığımda çok yani güçlü hissediyorum çünkü can yenilenmesi inanılmaz artıyor 11. seviyeden sonra. Bakalım, şu anda Garen de yok. Zaten oyunu baya baya ezeceğiz gibi. Keşke bizim takım biraz plays yapmaya çalışıp ölse de biraz uzasa ya. Bu ne lan, 8-1. 4-1. Çok abartılı yani. Bu bilerek şey yapıyor herhalde. Feedlemeye çalışıyor herhalde, anlamadım. Seni Kekko. Şimdi ben hala gitmedim ama. Şimdi burada bunları alacağım. Madem geldin kanka. Lan bir base atacaktım be. Ne abarttınız? Bir bırakın da bir şeyler yapak. Oha. Dokunmadık bile lan. Durduğum yere adam ulti kaçırdı. Ben fize gidiyorum abiler. Ah be, ölmedim. Yani ölse zaten ben bir base atayım ya. Bu kadar kolay bitmesin bu oyun. Şimdi bunu aldık. Şu item'i bitirebiliyor muyum? O bitmiyor ya. Tiamat'ı alayım. Karşıda zaten vuran adam yok. Şu an ben vurayım bari biraz daha fazla. Tiamat'ı 3'e alayım. Hiç ayakkabıyı şey bitirebilirmişim ya. Şu hızlı koşmacayı. Haydi koşalım. Hadi lan ölüm. Şu eşmeş biraz bir şeyler yapsa ya. Bizim Veigar öyle bir vuruyor ki. Zaten Veigar vurmasa da şu açtığı şeyden dolayı... Oha! Oh! Ben kill istiyorum ya. Bana kill verin. Hadi fiz geldim kanka.
Bir Q ne kadar vurur diye falan baktım da. Oha, adam ulti nereye attı? Tiamat bile basmadım halbuki. Bu adam bana ölür mü? Kanka ölsene bana. Kanka bana ölür müsün? Kanka bana öl. Kanka bana öl. Çok hızlı oyun oldu ya. Bizimkiler çok fazla ezdi. Niye böyle oldu ki? Ben taşıdığım oyunları seviyorum da böyle bir şey yapamadım resmen ya. Kime vereyim? Kimseye de veresim yok. Veigar'a vereyim bari, adam tek atıyordu, herkes hak etti. Yani 6-0-3 oynamışım ben. Ben de öyle kötü değildim. Daha en çok ben vurmuşum yani, hiç çok fazla kapışmama rağmen ama. İlginç, Veigar'ın hiç vuramaması. Takımda kaç kişi S aldı? 4 kişi S almış, ben de almışım. Neyse. Bu Garen videosu böyle çok hızlı oldu. Ben biraz late'e falan kalır diyordum. Hatta tam lafını ettiğim oyundu bu. Dedim Veigar falan filan 35-40 dakika falan oluyor yani falan dedim. Bitmiyor hızlı hızlı dedim. Karşı takım öyle bir feedledi ki 1-10-2-9 deli gibi feedlemiş. Bir Garen feedlememiş karşıda, 1-1-1 oynamış. İlginç yani. Neyse. Gerçi biz ikimiz bayağı kapışmıştık herhalde. Benim ondan damage'im bu kadar yüksek ya. Bayağı o vurdu, ben vurdum, o vurdu, ben vurdum. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.